Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzun başlığından da anlaşılacağı gibi Merkez Bankası panik hareketlerle davrandıkça dolar yükselmeye, borsa düşmeye ve faizler artmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Peki bu hareketler neden gerçekleşiyor ve Merkez Bankası'nın panik hareketleri olarak değerlendirdiğim konular nedir? Bunları kısaca sizlere aktarmak istiyorum bu videomda. Sevgili dostlarım bakın Merkez Bankası iki hareket yaptı. Biliyorsunuz sadece dövizi durdurmak amaçlı. 5.85 seviyesine geldiği zaman dolar öncelikle repo ihalelerini iptal etme kararı aldı. Bir sonraki aşamada da swap oranlarını %10'dan %20 seviyesine çıkarttı. Ve bu piyasada çok ciddi bir para darlığını beraberinde getirdi. Özellikle Merkez Bankası'nın repo ihalelerini iptal etmesiyle birlikte uluslararası piyasalarda da TL sıkışıklığı oluşmaya başladı ve Londra swap piyasasında 450'ler görüldü ki bunlar ciddi rakamlardı. Zaman zaman 1100 seviyeleri bile görüldü swap oranlarında. Bu piyasanın bize çok da fazla bir etkisi yok diyenler oldu. Elbette yok, direkt bir etkisi yok ama gördüğünüz gibi dolaylı olarak borsadaki yabancı çıkışını tetikledi. Aslına bakarsanız biz de bu çıkışı sizlere işaret etmiştik. Eğer ki yabancının elinde nakdi olmazsa bu nakdi bulmak için diğer enstrümanları kullanabilir demiştik ve nitekim borsayı işaret etmiştik. Swap piyasasında zarar eden yabancılar dolayısıyla İstanbul Borsası'nda bulunan hisse senetlerinden çıktılar ve hisse senetlerini paraya çevirerek oradaki zararlarını karşıladılar. Swap piyasasındaki ani hareketlenme onları çok ciddi zarara uğrattığı için de önümüzdeki bir süre TL'ye bir daha girmeyecekleri kanaatindeyim. CDS piyasası yani Türkiye'nin risk priminde de yine yüksek hareketlilikler gördük ve CDS oranları 450 puana kadar yükseldi sevgili dostlarım. Bu şu demek: 400'ün üzerindeki her rakam, hatta 300'ün üzerindeki her rakam bir ülkenin çok riskli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 450'ye geldiyse bir ülkenin risk primi, artık o ülkenin kağıtlarını yani tahvillerini ve senetlerini yabancılar talep etmek istemiyorlar. Bu da o ülkenin borçlanmasını zorlaştırıyor sevgili dostlarım. Nitekim Türkiye'nin de CDS'lerinin 450 seviyesine gelmesi yabancıların yine borsadan çıkmasında etkili oldu ve tahvil piyasasında da faizlerin yukarı çıkmasında etken nedenlerden birisi oldu. Bu arada tabi borsadan çıkanlar gidip döviz aldıkları için dolarda da yine sert yükselişler gözlenmeye başladı. Bakın 5.28 seviyelerine kadar gelmişti dolar. Bir anda 5.40'ın üzerine attı kendisini ve 5.60 seviyelerini zorluyor bugün. 5.58 seviyelerinde ama akşam saatlerinde eğer ki piyasa sığlaşmazsa biz 5.60'ın üzerinde bir doları ve yarın itibarıyla da özellikle Cuma günü biliyorsunuz Valör'ün son günü, bu tahsilat sonrasında alınacak TL'lerin dolara yüklenmesi durumunda dolarda yine sert bir hareketlilik gözlemleyebiliriz sevgili dostlarım. Peki bana şunu sorabilirsiniz: tahvil faizleri niye yükseliyor? Yani %17 seviyesinde olan bir tahvil faizi neden %21,5 seviyelerine kadar çıktı? Bunun da cevabı gayet basit. Piyasada TL yok. Merkez Bankası repo ihalelerini kıstı, durdurdu. Ne zamana kadar belli değil, şimdilik bir haftalığına diyor. Eğer ki bir hafta kapalı kalırsa her gün bir puan neredeyse bir yükseliş görebiliriz. Bu tür riskli dönemler için konuşuyoruz. Bu her zaman geçerli değil ama genel itibariyle repo ihalelerinin durdurulması piyasada para arzının kısılması anlamına gelir ve bunun da faizler üzerinde olumsuz bir etkisi olur. Dolayısıyla 17'den 21,5'a kadar yükseldi faiz oranları. Ve gelelim bir başka parametreye sevgili dostlarım. Tabii ki borsa. Borsada durum ne olacak? Borsada da 90.000 seviyeleri kademe kademe zorlanmaya başlandı ve özellikle bankacılık hisselerinde oluşabilecek satışlarla birlikte 90.000 seviyesinin altını özellikle Cuma günü itibariyle görebiliriz sevgili dostlarım. Yani buradan nereye varmaya çalışıyorum? Merkez Bankası'nın aceleci kararları nedeniyle biraz siyasi kararlar nedeniyle, biraz da seçim odaklı kararlar nedeniyle, sadece döviz odaklı davranması nedeniyle bu panik hareket bir yığın hasara yol açtı. Hasar sadece bir tane olabilirdi. Yani sadece dolar üzerinde bir sıkıntı yaşanabilirdi. Ama doları baskılamak adına faiz patlatıldı. Diğer taraftan borsada ciddi çıkışlar oldu ve döndü dolaştı yine aynı noktaya geldi. Dolar tekrar yükseldi. Çünkü bugün Merkez Bankası yine yanlış bir karar verdi. Nedir efendim bu? Bu kez de swap oranlarını %20'den %30 seviyesine çıkarttı. %20'den %30'a çıkınca swap seviyesi otomatikman piyasaya bir miktar TL girişi oldu ve bu bir miktar TL girişle direkt olarak dolara yöneldi. Yani TL Merkez Bankası'ndan piyasaya, piyasadan da dolara yöneldi ve dolayısıyla yine dolarda bir artış gördük biz sevgili dostlarım ve 5.52 seviyelerine kadar geldi dolar. Tam burada çok önemli birkaç bilgi, birkaç ayrıntı vermek istiyorum sizlere. Nedir bu ayrıntılar efendim? Öncelikle döviz mevduatlarındaki artış devam ediyor. Geçtiğimiz videolarda sizlere söylemiştim. Bakın 176 milyar dolarlık bir döviz mevduatı söz konusu vatandaşların ve şirketlerin ve bu artışın devam etmesini bekliyorum demiştim. Kısa zaman içerisinde 180 milyar dolarları görebiliriz ve onun sonrasında da 200 milyar dolara bir atak görebiliriz demiştim. Geçmiş videolarımıza bakabilirsiniz efendim. Ne yazık ki bu tespitimiz de doğru çıktı. Neden? Şu an itibariyle 179 milyar doları aşmış durumda vatandaşların ve aynı zamanda şirketlerin aldığı döviz miktarı. Bunların önemli bir kısmının dolar olduğunu tahmin ediyoruz yine. Tam rakam vereyim, 179 milyar 279 milyon dolarlık bir döviz tevdiat hesabı söz konusu. İnsanlar sürekli olarak dövize yönelmeye devam ediyorlar. Bunun birkaç sebebi var. Seçimle ilgili beklentilerin olumsuz olması, Türkiye'nin giderek istikrarsızlaşması ve Türkiye'nin ekonomisinin her geçen gün bozulması. Bunlar hep olumsuz nedenler olarak bir kenarda duruyor. Tabii borsadaki düşüş de yine dikkat çekiyor ve son bir hafta içerisinde 3,5 milyar dolarlık daha yeni alım geldi. Evet, tam 3,5 milyar dolarlık daha yeni alım geldi. Kimden? Vatandaşlardan ve şirketlerden. 176 milyar dolar olan rezervler, vatandaş ve şirket rezervleri. Merkez Bankası rezervlerinden bahsetmiyoruz. Oraya biraz sonra geleceğiz. Vatandaşın ve şirketlerin döviz tevdiat hesaplarındaki parasının miktarı son bir hafta içinde 3,5 milyar dolar arttı sevgili dostlarım ve 179 milyar 279 milyon liraya çıktı. Bir haftada 3,5 milyar dolar. Korkunç bir rakam. Öyle değil mi? Ve devam da edecek ne yazık ki. Ve büyük ihtimalle biz yakın zaman içerisinde 200 milyar dolarları göreceğiz. Belki de Cumhuriyet tarihinin rekorundan bahsediyoruz. Peki aynı tabloyu Merkez Bankası'nda görebiliyor muyuz? Yani Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir artış var mı? Ne yazık ki yok. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervlerinin zaten böyle bir ortamda artmasını beklemek aptallıktan öte bir şey olmayacaktır. Merkez Bankası'nın rezervleri de giderek düşüyor sevgili dostlarım. 73 milyar dolardı brüt rezervlerden bahsediyoruz. Bunun içinde altın ve kağıt da var. Yani tahvil, hisse senedi vesaire. 73 milyar dolar olan rezerv 71 milyar dolara düşmüş durumda. Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 2,4 milyar dolar azaldı. Yani 73,5 milyar dolardan 71 milyar dolar seviyelerine gevşedi sevgili dostlarım. Merkez Bankası rezervleri genelde 3 enstrümandan oluşuyor. Bunlar nakit rezervler, direkt dolar olan rezervler. İkincisi hisse senedi tahvil rezervleri diyebiliriz. Daha çok kağıt ve 20 milyar dolar civarında da bir altın rezervi var. Önemli bir miktar aslına bakarsanız kağıtta, yani tahvil ve hisse senedinde. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın nakit rezervleri o 73 milyar dolar olduğu süreçte 16 milyar dolar civarındaydı. Bu 2,5 milyar dolar azalış büyük ihtimalle zaten nakit rezervlerinde oldu Merkez Bankası'nın. Yani 16,5 milyar dolar 14 milyar dolar civarına düştü diye tahmin ediyorum. Net rakamları tabii ilerleyen günlerde Merkez Bankası'ndan çok daha rahat bir şekilde göreceğiz ve ayrıntılarıyla sizlerle paylaşma imkanımız olacak. İşin özeti sevgili dostlarım, vatandaşın ve şirketlerin dövizleri artarken, döviz tevdiat hesaplarındaki para miktarları artarken ve yastık altında ne kadar olduğunu bilmiyoruz, Merkez Bankası'nın rezervleri gittikçe azalıyor. Bakın 73 milyardan 71 milyar dolara düşmüş durumda Merkez Bankası rezervleri. Diğer taraftan buraya 100 milyardan geldi. Onu da unutmamamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde haberleri çıkmıştı. Merkez Bankası rekor kırdı. Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doların üzerine çıktı vesaire gibi. Ne yazık ki 10 gün 15 gün dayanamadı ve Merkez Bankası'nın rezervleri 71 milyar dolara kadar eridi sevgili dostlarım. Bakın bu da çok kritik bir durum. Onu da size özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri iyiden iyiye kritik bir seviyeye geldiği zaman ister istemez devalüasyon yapmak zorundadır. Ama sabit kura özel bir şey olduğu için devalüasyon, merkez bankaları da devalüasyon yapacak enstrümanları devreye sokarlar ve o ülkenin para birimi çok hızlı bir şekilde değer kaybeder. Biz 10 liralardan bahsediyorduk. Artık 10 liraların üzerine bile çıkmamız çok muhtemel. Üstelik bu Merkez Bankası ve hükümet inisiyatifiyle gerçekleşmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Yani 12 liralar, 15 liralar bizim bundan sonraki süreçte konuşacağımız rakamlar olabilir. Bakınız 5 Nisan öncesine ve 5 Nisan sonrasına. 5 Nisan 1994 öncesi ve 5 Nisan 1994 sonrasına bakınız. Dövizin nasıl devalüe olduğunu, rakamların nasıl ikiye katladığını çok net bir şekilde göreceksiniz. Keza 2001 krizinde de yine dolarda çok ciddi bir yukarı hareket, TL'de de çok ciddi bir kayıp gözlenmişti. TL değer kaybı çok ciddi oranda olmuştu. Şu anda seçim nedeniyle baskılanan TL dolar kuru yarın öbür gün özellikle seçimlerden hemen sonra çok ciddi hareketlenebilir ve Türk lirası devalüe olabilir. Bakın %150'lere varan rakamlardan bahsediyorum size. Yani şu anda 5,5 lira olan dolar fiyatını biz 10 liranın üzerinde görebiliriz. Hatta 12 ve 13 liraları da zorlayabiliriz sevgili dostlarım. Peki bu kadar kritik bir sürece, bu kadar büyük bir kırılma alanına nasıl girdi Türkiye? Çok basit. Aslında her şey göstere göstere geldi. Piyasa yanlış yönetildi, üretimden vazgeçildi, sanayiden vazgeçildi, her şey ithal odaklı oldu. Dolayısıyla üretim ve sanayinin olmadığı, tarımın olmadığı bir ortamda, ithal odaklı bir ortamda parasal sıkılaşma ile birlikte, Amerika'nın gerçekleştirdiği parasal sıkılaşma ile birlikte piyasada para azaldı ve doğal olarak kurda ciddi bir şok yaşandı. Bunun yanına makroekonomik bir yıl sıkıntıları da eklediğimiz an itibariyle enflasyon patladı, faizler patladı, fiyatlar patladı. Ve bu patlayan fiyatların ana nedeni her ürünün neredeyse ithalat odaklı olmasıydı. Sevgili dostlarım bakınız, bundan sonraki süreçte de kurda yaşanacak yukarıya doğru bir hareket yine çok büyük pahalılığı, yüksek enflasyonu, yüksek faiz oranlarını beraberinde getirecek. Türkiye bir IMF anlaşmasına doğru ilerliyor sevgili dostlarım. Ama öncesinde Türkiye ciddi bir kriz ortamına girecek gördüğümüz kadarıyla. Ve bu kriz ortamı sonrasında da IMF ile bol tavizli bir anlaşma yapmak zorunda kalacak. Eğer ki IMF ile anlaşmazsa ne olur? Valla Türkiye bu şartlar içerisine devam ettiği sürece kırılganlıkları çok daha derinleşir. Borsa dibini görür. Kur alır başını gider. CDS'lerimiz uluslararası piyasalarda çöp olur. Swap oranlarımız yine çöp olur. Dolayısıyla Türkiye'nin finansal sistemi çöker. Finansal sistemin yanına reel sektörü de koyun. İşsizlik iyiden iyiye arttı. Sanayi üretimi durdu. Tarım zaten yok ve bütün bunların toplamında büyük bir reel kriz. Reel krizle finans sektörü krizi birleşerek de otomatikman büyük bir ekonomik krizi doğurur sevgili dostlarım. Yani Türkiye ciddi bir uçurumun kenarında. Ha, bunu durdurmak mümkün mü? Bu koşullarda çok zor sevgili dostlarım. Bakın ısrarla söylüyorum. Bu koşullarda ve bu kafa yapısıyla çok zor. Nedenlerinden birisini daha söyleyip videomuzu tamamlayalım. Geçtiğimiz gün Sayın Pakdemirli, Bakan Pakdemirli çıktı ve dedi ki karşı taraftaki adilere oy vermeyin dedi. Aslında farkında değildi ama o partilere oy atan vatandaşlara da adi demişti. Sonra fark etti ve sahneye çıkarak başka bir gün, o gün değil, dedi ki ya biz tarımda hatalar yaptık, ekonomide hatalar yaptık, affedin bizi, bize bir şans daha verin. Sevgili dostlarım, düne kadar hatalarını kabul etmiyordu siyasetçiler. Ne oldu bir anda? Yukarıdan vahiy mi indi yoksa? Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun, yorumlarınızı esirgemeyin ve tabii ki sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.